Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde Norsebot ile cinsiyetli kayıt sistemi nasıl yapabilirsiniz? Bugün bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün Norsebot ile cinsiyetli kayıt sistemini nasıl yapabilirsiniz? Bugün detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Biz bir önceki videomuzda Norsebot'un normal kayıt sistemini nasıl yapabilirsiniz? Bunu detaylı bir şekilde göstermiştik. Bugünkü videomuzda da ise cinsiyetli şeklinde nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğiz. Bu videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda kartlarda çıkmıştır. Bunu da izlemeyi unutmayın. Şöyle hemen Discord'umuzu getirelim arkadaşlar. Burası da benim kendi Discord sunucum. Buraya hepinizi bekliyorum. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda sunucunun linki bulunuyor arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Hemen şurada artı ikonuna geliyoruz. Bir sunucu ekleye tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan kendim oluşturayım diyorum. Şunu seçiyoruz arkadaşlar. Ben ikisini de seçtim. Aralarında bir fark olmadığını söylemiştim. Ben yine bunu seçiyorum. Bunun adını da Norsebot cinsiyetli kayıt sistemi yapma diye bir isimle sunucu oluşturuyorum. Şimdi botu sunucumuza davet etmeden önce hemen bir rollerimizi ve odalarımızı oluşturalım isterseniz. Bizim için gerekli olan odalar: bir tane kayıt odası. Zaten sizin sunucunuzda bunlar olacaktır. Bir tane de şöyle bir kategori oluşturayım. Hemen buraya da kayıt diyeyim adına. Hemen şöyle şunu yukarı alayım. Alamadım. Şöyle yukarı alayım. Sonra şu kanalı da şuraya atayım. Aynen. Şimdi şurada rollerimizi oluşturalım. Sunucu ayarlarına tıklıyoruz. Buradan rollere geliyoruz. Burada 3-5 tane rol oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Cinsiyetli kayıt sistemi yapacağımız için erkek ve kız şeklinde rol oluşturmamız gerekiyor. Hemen şöyle oluşturalım. Bunu ilk önce kayıtsız diyeceğim. Erkek, buna kız diyeceğim. Buna bot diyeceğim. Buna da admin diyeceğim. Siz de benim yaptığım gibi arkadaşlar yapabilirsiniz. Hemen şöyle bütün ayarlarını yapalım. Şunu kapatacağım. Hemen şunların hepsini açalım arkadaşlar. Sadece yönetici rolünü açsanız da olur ama hani sunucumuzda rollerimize sağlıklı çalışması için bütün rolleri aktif ediyorum, yani yetkileri aktif ediyorum. Sadece yöneticiyi açsanız da olur. Ama ben dediğim gibi tam sağlıklı çalışması için açıyorum. Hemen şöyle hemen açmaya devam edelim. Botta da bütün her şeyi açıyoruz. Şunu da açalım. Şunu açmıyoruz. Bunu açmamamızın sebebi arkadaşlar, bunu açarsak bu rolü bütün herkes etiketleyebiliyor. Bu sefer de hani rahatsız etme durumları falan filan olabiliyor. O yüzden yapmayacağız. Yani ben bunu kapatıyorum. Hemen botun rengini şöyle bu renk yapayım. Kız rengini bu yapayım. Şöyle sunucuda rolleri ayrı göster yapayım. Bunu da mavi yapayım. Ayrı gösteri açayım. Sonra kayıtsıza geleyim de bunu da yeşil yapayım. Şimdi rollerimiz oldu arkadaşlar. Tam sağlıklı bir şekilde çalışacak. Şimdi rollerimizi ayarladığımıza göre isterseniz hemen bir botu sunucumuza davet edelim. Arama kısmına geliyoruz. Buradan artı ikonuna basıyoruz. Buraya arkadaşlar norsebot.xyz yazıyoruz arkadaşlar. Ve bu siteye giriyoruz. Burası arkadaşlar Norsebot'un kendi orijinal sitesi. Sunucunuza buradan ekleyebilirsiniz. Bu arada web panel şu anda ekli değil. Sanırım bakım çalışması yapıyorlar. O yüzden şu anda ekli değil. Geldiğinde belki onun üzerinden de bir kayıt sistemi nasıl yapabilirsiniz onları gösterebilirim. Buradan sunucuna ekle butonuna tıklıyoruz ve hemen sunucumuza davet ediyoruz botumuzu arkadaşlar. Hemen buradan önümüze çıkan yerden hemen bakıyorum. Şöyle neredeymiş bizim sunucumuz? Bakalım bakalım. Aynen. Norsebot cinsiyetli kayıt sistemi yapma diye bir sunucumuz vardı. Hemen bunu davet ediyorum. Yönetici olarak çağırıyorum ve ben bir insanım seçeneğine tıklıyorum ve botu sunucumuza davet ediyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bot sunucumuza geldi. Bakalım gelmiş mi? Görmüş olduğunuz gibi bot sunucumuza gelmiş. Hemen bota da ve kendimize de bir tane rol verelim. Hemen bota bot rolü veriyorum. Kendime de buradan admin rolü veriyorum. Şimdi başlamadan önce arkadaşlar kesinlikle sunucu ayarlarına gelip roller kısmına geliyorsunuz ve Norsebot'un kendi rolünü yukarıya alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu gerçekten çok önemli. Bunu her botta yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa ayarlamaları bozulabiliyor. Hani tam görevini yapamıyorlar arkadaşlar. Bozuluyor yani sunucu. O yüzden bütün botların rollerini en yukarıya almaya çalışın. Sonra değişiklikleri kaydet diyorum. ESC'ye tıklıyorum ve kapatıyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Hemen chat kısmına
nokta yardım yazıyorsunuz. Eğer botun prefiksini bilmiyorsanız ve hani değiştirdiyseniz daha önceden nasıl öğrenebilirsiniz? Hemen onu da gösteriyorum. Botu etiketlemeniz yeterli olacaktır. Botun prefiksi nokta olarak gözükecektir. Hemen başlayalım. Noktaya tıklıyorum. Yardım yazıyorum. Biz kayıt sistemi yapacağımız için nokta kayıt yardım yazıyorum. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da bize uyarı veriyor. Botu kullanmadan önce rolünü en üste alın diye bir uyarı veriyor görmüş olduğunuz gibi. Kesinlikle siz de botun rolünü yukarı almayı unutmayın. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki türlü kayıt sistemi var. Yani kayıt bölümü var. Onları da gösterelim. Kayıt yardım diyorum. Bir de buraya nokta kayıt yardım 2 diyorum. Görmüş olduğunuz gibi kayıt sistemiyle alakalı komutlar geldi önümüze. Bizim burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Biz burada kayıt kur seçeneğini kullanacağız ve bize burada birkaç soru verecek. Yani soru soracak. Biz de o soruları cevaplayacağız ve bu sistemi tamamlayacağız. Hemen başlayalım şöyle. Nokta dedim. Kayıt yardım yazamıyorum. Kayıt yardım dedim. Pardon. Kayıt kur diyeceğiz. Kayıt kur diyeceğiz ve hemen başlıyoruz. Bize diyor ki burada insanların kayıt olacağı kanalı bana söyle diyor. Hemen söylüyoruz. Kayıt diyoruz. Kaydı etiketledim. Burada diyor ki hangi sistemi kullanmak istiyorsun? Ben buradan cinsiyet diyorum. Dediğim gibi normal sistemi kullanmak istiyorsanız bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Burada diyor ki bize rolleri etiketle diyor. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. İlk önce kızı sonra erkeği etiketleyeceksiniz. Hemen kız rolünü etiketliyorum. Sonra erkek rolünü etiketliyorum. Hemen şöyle onaylamasını bekliyorum. Birazcık botta ping var bugün. En yakın zamanda düzeltirler diye düşünüyorum. Şimdi diyor ki kayıtsız rolünü etiketleyin diyor bana. Sunucuya gelen kişi hangi rolde olsun diye hemen şuradan kayıtsız etiketleyelim. Burada diyor ki bana kullanıcıları kimler kayıt etsin. İstiyorsan diyor ki bir rol seçebilirsin diyor. Geç dersen de diyor rolleri yönetmelisi olursa herkes kayıt edebilir diyor. Ben buradan gelip buraya admini seçiyorum. Admin olan admin rolündekiler kayıt edebilsin diyorum. Burada arkadaşlar diyor ki hoş geldin mesajı gibi bir şey atacağım diyor. Nereye atayım diyor. Burayı genel seçebilirsiniz. Onlar da geneli öneriyorlar zaten. Burada diyor ki arkadaşlar isim yaşın ortasına ne gibi bir sembol koyayım diyor. Böyle koyabilirsin diyor. Geç dersen de böyle olur diyor. Ben bir önceki gibi bunu koyacağım. Bunu koysun. Burada diyor ki isimlerin başına tagınız varsa tagınızı koyabilirim diyor. Tagınız varsa tagınızı yazıp gönderebilirsiniz. Benim olmadığı için ben buradan geç diyorum. Burada diyor ki oto isim değiştirici falan filan bulunuyor. Eğer sizin tagınız varsa tag gelir sonra yanına kayıtsız diye ismini değiştirir diyor. Buna hiç gerek yok bence. O yüzden geç diyorum buna da. Hayır diyorum. Burada bize diyor ki otorol kullanmak istiyor musun? Otorol kullanmayacağız. Ona da söyleyeceğim neden olduğunu. Hayır diyorum buna da. Ama siz otorol kullanabilirsiniz kesinlikle. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi sistemimiz tamamlandı. Kayıt sistemimiz kuruldu. Şimdi otorolü neden kullanmadık onu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar siz otorol kullanırsanız bot kapandığında sunucuya yeni bir kişi geldiği zaman ona rol veremeyeceği için diğer kanalları görme olasılığı çok yüksek olacaktır. Bu yüzden otorol vermiyoruz. Otorol verdiğiniz zaman sunucunuz bozulabiliyor. Bu da sizin moralinizi, işte uğraşlarınızı kötü etkileyebilir. O yüzden hiç gerek yok. Otorol vermeyin. Benim yaptığım şekilde kayıt sisteminizi yapmaya başlayın arkadaşlar. Şimdi kayıt sistemimizi kurduğumuza göre otolardaki ayarlamaları yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle kayıt odasına giriyorum. Ve siz de benim yaptıklarımı yapın arkadaşlar. Everion'da kanal görüntüleyi açabilirsiniz. Şuradan hemen neredeydi? Erkekle kızı ekliyoruz bakın. Ondan sonra kanalı görüntüleyip kapatıyoruz bunlarda. Tamam. Bu kadar basit. Diğer ayarlamaları yapabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Ben bunları yapmayacağım. Ya bu arada şöyle bir şey var. Everion'da mesaj geçmişini gösteri açarsanız çok iyi olur. Mesaj geçmişini oku. Açacaksınız gerçekten mükemmel olur. Ondan sonra diğer kanala geçelim. Genel yani diğer kanallara bakacağız. Hemen Everion'da kanalı görüntüleyip kapatıyorum. Hemen şuradan kızı seçiyorum. Erkeği de seçiyorum. Hemen kanalı görüntüle, işte kızı da görüntüle açtım. Sonra buradan ses kanalına giriyorum. Burada kanalı görüntüleyi kapattım Everion'dan. Buradan erkek, buradan da kız rolünü seçtim. Hemen buradan kanalı görüntüleyi açtım. Buradan da kanalı görüntüleyi açtım ve görmüş olduğunuz gibi ayarlamalarımız tamamlandı. Ben hemen şuradan sunucunun bağlantısını alayım. Diğer hesabımı sunucuma davet edeyim hemen şöyle. Sunucuya katıl dedim.
Görmüş olduğunuz gibi bana bir mesaj attı. Şöyle getireyim hatta Discord'uma. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda sadece kayıt odası gözüküyor. Ve görmüş olduğunuz gibi bana çevrim içi verdi. Hani rol vermiyor şu anda arkadaşlar. Otorolü kapattığımız için mükemmel bir özellik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle mesela burada nasıl bir diyalog geçer onu da hemen söyleyelim. Bakın şu şurada kalsın. Hemen burada diyorum ki işte sunucumuza hoş geldin. İsmin ve yaşın nedir? Hemen burada arkadaş giriyor diyor ki işte benim ismim Ali 15 diyelim. Hemen buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Nokta. Cinsiyeti erkekse E yapıyorsunuz. Kızsa K yapıyorsunuz. İki şekilde de göstereceğim. E yaptım. Hemen etiketliyorsunuz. Ondan sonra ismini ve yaşını söylüyorsunuz. Ali 15. Bakalım kayıt etti mi? Görmüş olduğunuz gibi Ali 15 deyip erkek rolü verdi arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir özellik. Bakalım tam istediğimiz gibi gitmiş mi? Genele bakıyorum. Bizi karşılayan bir mesaj gönderdi arkadaşlar. Bence gayet güzel bir şey. Kullanabilirsiniz. Şimdi hemen kız rolündekini yapalım hemen. Şuradan çıkalım isterseniz. Sunucudan ayrıl diyelim. Hemen şuradan bir sunucu ekle diyelim. Bir sunucuya katıl. Hemen şuradan bağlantımızı kopyala yapıştır yapalım. Eğer kızsanız arkadaşlar yani kız bir kişi geldiyse kayıt edecekseniz hemen şuradan kayıt bölümüne geliyorum. Mesela diyelim kızın adı Ayşe diyelim. Hemen nokta yapıyorsun. K yapıyorsun arkadaşlar. O kişiyi etiketliyorsun. Adını yazıyorsun. Ayşe yazıyorsun. Ondan sonra işte yaşını yazıyorsun. Ve görmüş olduğunuz gibi ona kız rolü verdi. Gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Gerçekten kayıt konusunda güzel bir bot. Hani sürekli aktif olduğunu da söyleyebilirim. Kesinlikle kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Botun davet etme linki açıklama kısmında olacaktır. Eğer yapamadığınız bir şey olursa bana Discord sunucumuzdan gelip sorabilirsiniz. Hepinize elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepinizi Discord sunucumuza bekleriz arkadaşlar. Umarım bu videomuz size çok yararlı olmuştur. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.